Başka türlü olmazdı Cumhuriyet'in yüzyılı. Teşekkür ederim güzel davetin için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çünkü çok yoğunsun biliyorum. Yani 100. yıl daha aslında yeni başlıyor. Evet. Dolayısıyla Kasım'da da kutlayabiliriz, Aralık'ta da kutlayabiliriz. Sen de ki ben Ocak'ta da Cumhuriyet 100. yılını kutlayacağım. Yani 101. yılda da devam edebilir aynı coşku, 102'de de devam etmeli de zaten. Dolayısıyla yani evet bu telaş ve bu coşku çok güzel ama lütfen göstermelik olmasın, lütfen sadece bu bir gün için ya da hani bir hafta için olmasın. Bu yani sonsuza kadar kutlanabilecek güzellikte bir şey. Bizim kitabımızın adı Cumhuriyet'in İlk ya, Sabahı. Evet. Ve şimdi 30 Ekim sabahında aslında çocuklar ve hepimiz Cumhuriyet'in 100. yılının ilk sabahına evet. uyanıyor olacağız. Şimdi bir sürü proje var tabii Cumhuriyet'le ilgili Şermin. En heyecanlandığım projeler var, sinema filmleri var çok fazla. Tabii canım Aras Bulut'un oynadığı filmi çok merak etmekle birlikte. Mesela en heyecanlandığım neydi biliyor musun? Bir tane sinema filmi girdi vizyona. 28 Ekim akşamı yemeği anlatıyor. Akşam yemeğini, Atatürk'ün olduğu o sofrayı ve mutfakta olanları. Ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecek. Onun filmini yapmışlar. Oyuncuları da ağırladım program. Ben ona çok heyecanlandım mesela. 28 Ekim gecesi o sofrada neler oldu? Mutfakta o sofrayı yemek hazırlayanlar neler yaşadı? Çünkü birçoğu ertesi gün Cumhuriyet ilan edecek ve haberdar değiller yani Cumhuriyet ne? Büyük bir tanıklık. Evet yani ve başına ne gelecek aslında gerçekten bilmeme hali de var hikayenin içinde. Bir o filmi çok merak ediyorum. Bir Zübeyde Hanım'ın filmi, annesinin hikayesini biz aslında tam olarak bilmiyoruz. Ve yine en heyecanlandığım şeylerden biri de senin kitabındı. İlk aklına geldiği günden beri tabii ki şahidi olduğum için meselenin. İlber Hoca'yla tabii İlber Ortaylı ile bir araya geldiniz. Ve tabii burada Gökçe Akgül'le de birlikte oldunuz. Bu çok önemli bir birliktelik oldu. Bu hikayeyi senden bir dinlemek istiyorum. Şimdi aslında hani senin başladığın yerden devam edeyim. Hani dedi ya 28 Ekim akşamı. Şimdi aslında bu sanat tam da böyle bir şey ya hani fark edilmeyeni edebilmek. Şimdi buradan baktığında ben bunu hep şunu da düşünüyorum. İşte birinci meclisin genel kurul salonunda bir saat var örneğin duvarda. Ve ben oraya her gittiğimde derim ki acaba kaç kez başlarını çevirip bu saate baktılar. Çünkü başından beri oradaysa kaç kez baktılar. Yine Dolmabahçe Sarayı'nı gezerken Atatürk'ün hayata veda ettiği oda ve odadaki her şeye bakıyorsunuz ama odanın bir tavanı var. Belki de bu dünyada gördüğü en son şey o tavan ve oradaki lamba. Şimdi böyle bakabilmek aslında sizi farklı düşünmeye itiyor. Bu kitap da aslında çıkış noktası böyle bir yeri vardı. Rica edebilir miyim? Evet tabii ki. Şimdi Ankara'da Kurtuluş Savaşı Müzesi eski birinci meclis binası ve ben orayı dolaştığımda bir gün şöyle bir fotoğraf ben var. Bunu gösterirsen sevinirim. Evet, bu o zaman için bir dakika ortasında müzenin çok katlanmasın diye bunu göstermem evet. lazım. Müthiş bir şey bu. Şimdi şöyle yapacağım yönetmeni. Belki ekrana verebilirsiniz. Evet belki. Sonrasında. Şu an çok şimdi, güzel görünüyor. Şurayı mı ben tutmalıyım? Evet orayı tutmalısın. Tersten, şimdi burada evet. Bu fotoğraf 23 Nisan 1920 ya bir gün öncesi ya sonrası. Meclis açılmış, kalabalık var. Önde erkekler, arkada kadınlar ve en arkada çocuklar var. Ve orada bir çocuk bir tezgahta bir şeyler satıyor. Evet. Şimdi bu müzeyi gezerken dikkatlice baktığın bir an aslında. Ve onu gördükten sonra artık o sende bir bilgi ve beni düşünmeye sevk eden tetikleyici nokta oydu. Aa bir çocuk var ve bir şeyler satıyor bu kalabalıkta. Evet. Şimdi o bir satıcı çocuk. Şimdi düşünüyorum muhtemelen nerede kalabalık varsa orada olacak. O dönem, o günler çok önemli. Çünkü Atatürk Ankara'ya gelmiş ve bir takım toplantılar düzenliyor. Ve onun gittiği her yer çok kalabalık. Onu karşılamaya gidiyorlar. İnsanlar akın akın. Tabii. Dolayısıyla bu çocuk kalabalık neredeyse orada. Evet. Ve muhtemelen hepsinde var. Çünkü onun derdi bir şeyler satmak. Çünkü muhtemelen evin erkeği konumunda babası cephede. Tahmin ediyorum ki evini geçindiren de bir çocuktur. Öyle tahmin ediyorum.
Ve hani hep böyle yaşlıların televizyonlarda falan gördüğümüz bir şeyi vardır. Atatürk'ü bir kez uzaktan gördüm diye değil anlatırlar. Evet. Bu çocuk aslında hep görüyor. Çünkü nerede kalabalık orada bu çocuk. Nerede Atatürk orada kalabalık. Dolayısıyla o tezgahıyla o bir dönemin, bir devrin tanığı. Ve biz Cumhuriyet'in 100. yılı için bir kitap yazma fikri doğduğunda ben hiç düşünmedim. Yani ne yaparız acaba, nasıl bir kurgusu olur diye. Direkt aklıma bu çocuğu bir hikaye kahramanı haline getirmek fikri doğdu. Ve bizim kahramanımız aslında o çocuğun hayali diyebilirim. Müthiş bir şey. Peki İlber Hoca ile bu ortaklık nasıl doğdu? Çünkü seni yazar olarak hepimiz çok seviyoruz, takip ediyoruz. Zaten hani çocuk kitabı, çocuk edebiyatı dediğimizde çok önemli bir alan kaplıyorsun. Ödüllerin var. Zaten sen ne yazsan biz tamamız yani bu hikayenin hiç içinde. Hiç öyle değil aslında. Ama yani, burada İlber Hoca'nın da meseleye dahil olması başka büyülü bir yol olmuş. Benim imtina ettiğim şeyler var. Yani siz kendinizi geliştiriyorsunuz, okuyorsunuz, ilgi alanlarınız bunlar oluyor ama insanlar da kabul görmesi açısından daha çok yani sonuçta ben bir tarihçi değilim. Buradan eleştiri almak da demeyelim ama daha tarihçi gözüyle de bilginin verilmesi gerektiğine inandım bu işte. Çünkü aslında yapmak istediğimiz şey şuydu. Benim bütün çocukla ilgili yaptığım işlerde aslında hedefim bu. Bizde hep çocuklara koru mesajı veriliyor. Evet, sen bunu çok güzel anlatıyorsun. Hep koru yani hepimizin yaptığı şey bu. İşte Türkçeyi koru, dilini koru, çevreni koru. Bizim ihtiyacımız tanımalarını sağlamak. Ben böyle bakıyorum. Önce tanıyacak. Yani önce mesela en başından bakalım. Dilini tanısın çocuk. Çocuk dilini iyi tanıyacak. Bunun için işte Kelime Müzesi bu. Nasıl gidiyor? Çok güzel, çok şükür. Kelime Müzesi Ankara'da bir fenomen oldu seyircilerim. Yani şimdi tevazu gösteriyor benim kız kardeşim ama inanılmaz ziyaretçi ağırlıyor. Gerçekten her ziyaretçinin ufkunu açıyor. Çok büyülü bir yer. Eminim Ankara'da gitmeyeniniz kalmamıştır ama Türkiye'nin dört bir tarafından Kelime Müzesi'ne gitmeden bu hayata veda etmeyin. Sevgiyle tavsiye ediyorum. Müthiş bir şey yaptın. Amacımız buydu yani evet. Dili tanıtmak. Evet. Çünkü biliyorum ki Türkçe çok tatlı bir şey. Senle tatlı ama ben senle öğrendim o Türkçeyi. O kadar güzel ki yani hani dur bak o aslında bu demek evet. Değil demek. Dur bak sana bir şey anlatacağım demek. Aslında benim sizi hani bütün o buluşmalarımızda baydığım sohbetlerin geleni o müze. Hiç. Bazen çok abarttığımı ben de biliyorum. Ben mutluyum. Peki tamam. Şimdi bu da böyle bir aslında gayretin ürünü. Evet. Çocuk dili tanısın. Çocuk değil ya, yetişkin de. Çünkü bilmiyoruz biz hakikaten. Çok az kelimeyle konuşuyoruz. Dili tanısın. Tanıyınca seveceğine eminim. Sevince de koruyacak. Sevince zaten koru demeye ihtiyacı yok. İnsan sevdiklerini korur. Çevre. Çevreyi koru. Çevre çocuğun bilmiyor ki çevreni. Doğayı koru. Doğa sadece orman mı ya? Sen pikniğe gittiğin orman mı sadece? Değil ki. Yani burası da benim çevrem. Burası da benim için yaşadığım alan. Dolayısıyla bunu doğru tanıyacak ilk önce. Bunun bir tabiat parkından ibaret olmadığını, içtiği su, soluduğu hava olduğunu tanıyacak ve onun ona ne verdiğini de bilecek. Dolayısıyla ikisinin arasındaki uyumu anlayacak. Bunu tanıdığında zaten sever. Arkadaşlarınızdan cümle çalar mısınız bilmiyorum ama ben söyleşilerimde Şermin'in bu cümlesini çaldım. Yıllar önce söylemişti. Birlikte yine bir söyleşi yapmıştık çevreyle ilgili. Ben orada söylemişti. Yok bak gene bilmiyor. Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin isim annesi ismini koyduğunu hatırlamıyor. Böyle de bir kız kardeş. Ama bunu sana söylemiştim daha önce de. Bir söyleşide yine denizleri temiz tutmakla ilgili konuştuğumuzda aynı şeyi söylemiştim. Biz denizi hep korkutan bir yerden anlatarak korumanız lazım diyoruz. İşte denizin sonu geliyor, işte hayvanlar ölüyor, balıklar ölüyor dedikçe korktuğu şeyi koruyamaz. Halbuki deniz romantiktir, bir sürü şair şiir yazmıştır. Bakarsın, keyif evet, alırsın, bakarsın, keyif eğlenirsin. Alırsın. Ve hani denizi sevdirirsen zaten insan sevdiğini korur demişti. Ben artık bütün söyleşilerde bunu kullanıyorum. Ne güzel. Senden söz çalmayı çok seviyorum. Bayılırım. Bayılıyorum ben de. Evet bu da bu çok zaten. Çok haklısın yani, çünkü. Cumhuriyeti tanıyacak. Evet. Tanırsa sevecek. Ne, severse ne korur. Eksik o yüzden yapıyoruz ya?
tanısınlar istedik. Tamam. Tanıtmak için de İlber Hocam'la bir araya geldik. Nasıl anlatırız? Gayemiz ne olmalı? Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatalım ilk önce. Yani ne getirmiş, neyi değiştirmiş ve ne kadar zorluklarla gelmiş? Bunu anlatabilelim istedik. Galiba amacımıza da ulaştık diye düşünüyorum. Kesin çünkü ulaştınız. Okuyanlar sevdiler.